Merhabalar, selamlar. Motto Müzik'le beraberiz. Bu bölümde Pink Floyd'un Is There Anybody Out There isimli parçasını inceleyeceğiz. The Wall albümünde bu. Bir konsept albüm. Benim uzun zamandır en favori albümlerimden biridir. Yani hiç dinlemeye doyamam. Şimdi bir takım gitarist alışkanlıklarından, aslında bir tanesinden bahsedeceğim. Gerçi her yere uygulanabilir bu. Şimdi hep yazar ya, La minör diye bir akor vardır. Şöyle. Şimdi bakın, detaycı olmak bazen performansa zarar verebilir. Yani abi o kadar şeye kafayı takarsam ben bu gitarı nasıl çalacağım falan diye düşünebilirsiniz. Fakat şimdi bu parça şöyle gidiyor. Hani la minörü böyle basarsanız eğer. Şöyle yapalım. Hani la minörü böyle basıyoruz ya. La minör böyle de basılabilir. Hani şu ikisi bassın. Bak. Yani bunu böyle basmadın diye kimse seni afaroz etmiyor. Böyle de basabilirsin. Dolayısıyla tema, yani şu. Değil mi? Bağlı bağlı çıkar. Yani ben de gitar notasyonuna bakıyorum şimdi. Mesela hemen notlarımı alıyorum burada. Diyorum ki ben o mi'yi üçlü alacağım. Değil mi? La'yı 2 ile, Do'yu 1 ile. Öbürü de boş tel, belli. Yani sadece şunu yapmayacağım da şunu yapacağım. Ne kadar hani dahiyane bir fikir, değil mi? Ama hakikaten işe yarıyor, bakın. Yani çok ufak bir değişiklik yaptım. Şimdi şuradan alayım. Diğer tarafa bağlayacağım. Yani o orta bölüme bağlayacağım. Şurada arpeji biraz bozuyor. O da akıllıca bir hareket. Ve ne yapıyor? Mesela şu La'ya aksan vereyim. Bak o da şöyle bir harekettir. Ama orada olduğunu bilsem yeter. Hani illa abanmama gerek yok. Mesela. Yine o bestecilik marifetiyle ne yapıyor? Mesela birazcık variye ediyor ilk kısmı bitirmek için. Tamam. Yani bir önceki kısımdan alıyorum. Şu üçle geldiğim. Thank you.
Evet, tam burada o mi'yi iki la mı'yı tercih edebilirim. Yazdım. Tamam. Yani nasıl bağladık? Burası önemli. Herhangi klişe, herhangi bir şey, yani her çaldığınız riff aslında elinize yapışabilir ve o lügatın bir parçası olabilir arkadaşlar. Gerçekten bakın, şurası mühim. Değil mi? Ama o kadar güzel yedirmiş ki. Yanlış çalıp duruyorum. Peki. Şu riff'ten gelelim. Yani şu bağladı ya. Aa, bakayım neyle almışım? Değil mi? 3. Şimdi hep söylüyorum ya bak. Niye böyle saçma bir şey yapmış olabilirim acaba? Şimdi adam geldi. Boş tel. 4. Çünkü başta konuştuk ya la minörü. Oraya 3 ile inebilmek için. Zira bağlayacak. Evet. Dört aldım. Evet, günün sonunda yaptığım çok orijinal bir şey yok. Tek yaptığım şu. Değil de şu. Bence işe yarıyor. Bir deneyin. Bakın tekrar yorumlara yazın. Ondan sonra mesela bütün bu duateyi tekrar tartışırız. Paylaşacağız da bu sefer. Çok teşekkürler, sağ olun.